Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir kargo aldım. Böyle bir mikrofon geldi bana. Fafayn mı Füfayn mı nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum. Bazı yerlere baktım. Herkes farklı şekilde telaffuz etmiş. Ben bugünlük Füfayn diyeceğim. Artık yanlış okuyorsam kusuruma bakmayın. Test etmek için sabırsızlanıyorum. Şu anda kendim mikrofonumdan duyuyorsunuz sesimi ama ileriki dakikalarda bu mikrofondan ses kaydına devam edeceğim. Oradan da ses farklarına falan birlikte bakmış oluruz. Öncelikle kutu üzerindeki yazılara bir bakalım. Kondans tır mikrofonu olduğu yazıyor ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Bundan birazdan göstererek bahsedeceğim. Ben öyle inceleme kanalları gibi detay detay size belki açıklayamayabilirim. Çünkü benim için gerçekten ses kalitesi önemli. Hani diğer şeylere bakmıyorum bile ama ben sizin için önün arkasını, her yerini, kutunu çekeceğim. Ee, siz belki incelemek istersiniz, durdurursunuz falan diye. RGB aydınlatması falan da var. Ee, bu benim çok istediğim bir şeydi. RGB mikrofonum olsun hep istiyordum. Bunun ses kalitesini de çok merak ediyorum. Şu anda kutuyu açtım. Böyle bir kart çıktı Elit Müzik'ten. Bu arada bu mikrofon Elit Müzik'ten 2 yıl garantiliymiş. Onu da söyleyeyim size. Onun dışında her yerde de satılıyor. Amazon, işte Trendyol, Hepsi Burada, N11 ve vesaire, vesaire her yerde bulabilirsiniz bu mikrofonu. İçinden kullanmak kılavuzu da çıkıyor. Böyle bütün merak ettiklerimizi burada bulabiliriz. Ama her Türk insanı gibi bu kullanma kılavuzuna bakmayacağım. <laughs> ve bakmadan devam edeceğim. Öncelikle USB olan mikrofonları daha çok seviyorum. Çünkü herhangi bir ses kartına falan ekstra bir alet edevata ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu böyle Type-C bir USB kabloyla takılıyor ve halloluyor mükemmel bir şey. Hiç uğraşmana falan gerek yok. Ayrıca seyahate falan giderken de yanına götürürken çok işe yarıyor. Çünkü ses kartlı olanları yanına götüremiyorsun. Tam bir eziyet. Ve bu çok güzel bir şey. Tripotu var böyle ama gerçekten ağır bir şey. Sağlam bir şeye benziyor. Böyle üç ayaklı bir tripotu da var içinde. Ben büyük ihtimalle buraya takarım ama birazdan takıp deneyelim bunu da. O arada bu boya açılabiliyor çok iyi buraya kadar açılabiliyor ben böyle kullanırım yeter bana bunları bir kenara koyayım şimdi de mikrofonu göstereceğim size hazırsanız mikrofonu göstereceğim şuna bakın çok güzel pembe çok güzel burasında gülücük var görebiliyor musunuz ee, bunu takmadan önce genel bir bakalım bu böyle rahatça aşağı yukarı gidiyor hani şuradan sıktığınızda duruyor zaten o yüzden isterseniz böyle kullanırsınız, isterseniz böyle kullanırsınız. Her türlü mikrofon standına da uyar. Ben mesela böyle kullanmaktansa büyük ihtimalle böyle kullanırım. Neden diye sorarsanız. Çünkü burada mikrofon sesini ayarlayabileceğim bir yer var. Hani çok basit bir şekilde. Mesela ben seslendirme için kayıt alırken mikrofonunu 60'ta kullanıyorum. Yani bu her mikrofona göre değişiyor tabii ki. Bunu da öyle 60'ta kullanıyorum. E, ama Discord'a vesaire geçtiğimde 100'e çekiyorum. Ama sürekli böyle ayarlara gidip Tek tek yapmam gerekiyordu. Uğraşmam gerekiyordu. İşte ses kaydı alacağım. Ayarlara gidiyorum. Ama burada basit bir şekilde hani tık tık aç kapa mükemmel. Yani çok kolay. O yüzden ben de buradan açıp kapatabilmek için bu şekilde kullanırım. Ben aslında hala ses kalitesini çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce takmak istiyorum. Bir an önce takalım. Ee, görüntü olarak zaten çok güzel çok tatlı görünüyor. Ama benim için önemli olan görüntü değil. Hemen takıyorum ve şu andan itibaren ses kaydımı buradan deneyeceksiniz. Şu anda mikrofonumu taktım size de göstermek için birazcık yukarıda tutuyorum. Kutunun üstüne koydum. Ee, görünüş olarak mükemmel görünüyor. Bunu göstermek istiyordum size. Bakın şu ama sesim gelmedi. Şu olay benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Discord'dayken ani bir baskın yediğimde pıt diye kapatabiliyorum. Ve kafam rahat oluyor. Çok hoş gerçekten. Bu özelliği çok sevdim. Şimdi buraya kadar konuştuğum ses kaydımı dinleyeceğim ve ses kalitesine bakacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Bir şey diyeceğim bu kadar kaliteli bir ses geleceğini hiç beklemiyordum. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü demek istiyorum ama daha çok şunu demek istiyorum. Fiyatı mükemmel performansı üst düzey bir şey. Ben e, şu an reklam alıyorum da söylemiyorum. Gerçekten yani öncelikle e, evet bu bir reklam videosu olması gerekiyor ama ben çok beğendim. Bunun kondansör olduğunu söylemiştim. Kondansör ne demek onu anlatacağım. Sesi sadece buradan alıyor yanlardan ve arkadan olabildiğince azalıyor. Böylelikle sadece benim sesime odaklanıyor. Yayıncı mikrofonları gibi her yerden ses alan bir mekanizması yok. O yüzden de rahat rahat dublaj yapabilirsiniz. Tam da benim aradığım bir şeydi zaten. Sürekli renkleri falan değişiyor. O yüzden gözümü aldı. O kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Tip olarak çok beğendim. Ses kalitesini de çok beğendim. Bu arada asıl şaşırdığım şeyi söylemek istiyorum. Benim normalde seslendirme dublaj yaptığımı biliyorsunuz artık. Dublajlarımı da bu mikrofonla yapıyordum şu ana kadar. Şöyle ki bu mikrofon yine bu da kondansör mikrofon. Hani kötü değil. Seviyorum bu mikrofonu. Bu mikrofonun fiyatı şu anda 10.000 TL civarı bir şey. 10-12 civarı değişiyor. Ama bu mikrofon şu anda bakalım birlikte. 1900 TL'ye bu mikrofonu alabiliyorsunuz. Bazı yerlerde 1850 TL. Yani 1800 TL 2000 bandında şu anlık fiyatından bahsediyorum tabii ki. Bu videoyu ileride izlediğinizde fiyatı tabii ki de değişebilir. Ama şu anki fiyatı bu ve aradaki farkı görüyorsunuz. Ve bunu daha çok beğendim. Bilmiyorum belki yeni diye bir psikolojiyle de beğenmiş olabilirim. Karşılaştırmasını size bırakıyorum. Ki ses kalitesi aynı bile olsa fiyat bandından dolayı tebrik etmek istiyorum bu ürünü ve Sarılıp öpeceğim. Şu an mesela ses kaydını e, arkadan alıyorum ve büyük ihtimalle sesim çok az veya çok kötü geliyordur. Ama önden aldığımda sesim düzeliyor. O yüzden kondansör mikrofon harika bir şey. Eğer çok kaliteli bir ses yalıtımı yapmadıysanız odanıza alırken de kondansör mikrofon olmanızı öneririm. Burada bir pop filter var. E, pop filter gerçekten önemli bir şey. Bak, bakın mesela benim de burada var ama bunda pop filter yoktu. Bunu ayrı aldım takacak bir yeri de yok öyle. Bir yere taktım ama bunda öyle bir şey yok. Bunun kendisinde pop filtre var. Pop filtre ne işe yarıyor? Konuşurken, bağırırken özellikle P harfini çıkartırken çok fazla hava üflüyoruz. Bu hava üflemeleri de sesi patlatıyor. Pop filtre de bunu önlüyor. Ama tabii ki de yine çok yaklaşırsak bütün mikrofonlarda P harfi patlayacaktır. O yüzden Mikrofonlar aramızda 1 iki karış fark olması gerekiyor. Ben genelde iki karış bir farkta ses kaydımı alıyorum. Şimdi de aşağıdaki gain arttırma ve çoğaltma özelliğini deneyelim. Şu anda benim sesim ortalarda. En düşükten en sona ya da en sonan en düşüğe getireceğim. Bakalım. Ee, yavaş yavaş. Ben kapatmışım. Şimdi en düşükte olması lazım. Sesim böyle geliyor. Birazcık daha arttırıyorum. Sesim böyle geliyor. Ee, birazcık daha arttırıyorum. Bakalım nasıl. Genelde ses kaydalırken en yüksekte kullanmıyorum. Çünkü çok baslı oluyor. Birazcık daha arttırıyorum. Sesi kısım. birazcık. Kulaklıkla dinliyorsanız özür dilerim. Şu anda da e, çok bağırmamaya çalışıyorum ama en yüksekte şu anda. Ve bunu kullanamam. Bunu büyük ihtimalle kullanmam çünkü önümde ses kaydı alırken o ses titreşimlerini görüyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Sadece pembe rengi yok. Diğer renkleri de var. Hatırladığım kadarıyla siyah, beyaz, pembe ve mavi renkleri var. Ama siz yine bakarsınız kesinlik açısından. Bu şekilde onun dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum ama benim için önemli olan tek şey zaten karşılığı da. hani güzellik falan bir yana ses kalitesinin muazzam olması beni gerçekten tatmin etti. Ayrıca 1800-2000 lira fiyat bandında bu kadar güzel bir kalite beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim beni şaşırttı. Artık kesinlikle bu mikrofonu kullanacağım. Bu mikrofonu bana gönderdikleri için FIFA'nın Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Instagram adreslerini de buraya yazdım. Ayrıca açıklamadaki linkten de bu mikrofona ulaşabilirsiniz. Ben FIFA'nın markasını genel olarak çok seviyorum. Hatta geçenlerde şöyle bir yaka mikrofonu da aldım. Bunu reklam olarak değil kendi paramla aldım ve bayağı da memnun kaldım. Eğer yaka mikrofonu arıyorsanız size bunu da öneririm. Bunun ses kalitesine ben bayıldım. Yani inanılmaz bir kalitesi var. Bu da yine fiyat olarak diğer markalara nazaran daha uygundu. Ama diğer pahalı olan markalarla aynı sesi veriyordu ve beni şaşırttı bu yüzden. Bunun da markasını söyleyeyim size hemen. FIFA'nın M6 yaka mikrofonu yazarsanız çıkar. Videom bu kadardı. Umarım aklınızdaki soruları da cevaplayabilmişimdir. Eğer mikrofon almak istiyorsanız kesinlikle fiyat performans olarak size FIFA'yı öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve hoşça kal eski mikrofonum. Sen de çok güzel zamanlar geçirdik ama artık yaşlandın ve ve çok güzel bir hanımefendicik geldi buraya. Artık yerine onu bırakmanın zamanı geldi. Artık seninle de seyahatlerde falan görüşürüz. Kendine iyi bak.